Suriye'de yaşam koşulları çok iyi, ekmek var, her şey ucuz ve Suriyeliler rahat bir şekilde evlerine dönebilirler. Suriye devleti vatandaşına çok ucuz benzin dağıtıyor ve Suriye'de ambargo uygulanmıyor. Şimdi öncelikle en büyük yalan nedir? Suriye'de ekmek bulamıyoruz diye. Peki, çok kolay kendi evlerine dönebilirler. Her 20 günde bir devlet halkına 25 litre ucuzdan benzin satıyor. Hani ambargo vardı Suriye'ye mal göndermemek için? Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Esed rejimi kontrolü altındaki bölgelere gitti ve bu bilgileri aktardı. Peki bu iddiaların gerçeği nedir? İlay Hanım'ın servis ettiği bu görüntüler gerçeği asla yansıtmıyor. Suriye'nin iki farklı bölgeye ayrıldığını bile bile İlay Hanım bu yalanları söylüyor. Suriye'de özel fırınlar devlet tarafından destekleniyor ve 900 gram ekmeğin paketi 55 Türk kuruşuna denk geliyor dedi. Ekmeğin 2011 yılından şimdikinden daha ucuzdu. İlay Hanım, hiçbir Suriyelinin ekmek için ülkesini terk etmediğini bilmiyor. Suriyelilerin evlerine dönme meselesine gelirsek, İlay Hanım'ın diğer bölgeleri ziyaret etmediği için tabii ki bunları söyleyecek. Belki de haberi var ama işine gelmediği için başka bölgelere gitmedi. Esed rejimi Suriyelilerin üzerine bombalar yağdırdı. Halkına karşı denemediği silah kalmadı ve onları vahşice katletti. Belki de haberi var ama işine gelmiyor diye umursamadı. Benzin konusuna da gelelim. İlay Hanım, Esed rejimi toplu taşıma araçlarına yakıt dağıtamazken, siviller işe ve okula gidebilmek için güçlük çekerken halka benzin dağıtılıyor yalanını nereden çıkarttın? Çok ilginç bir şey gördük burada. Bir baktık ki Ülker satılıyor burada. Hani ambargo vardı Suriye'ye mal göndermemek için? İlay Aksoy birkaç ürün gösterip hani ambargo vardı diyor. Bunca yol gitmesine gerek yoktu. Herhangi bir Suriyeliye sorsa Türk ordusunun kontrol ettiği bölgelerde Türk malının satıldığını ve malların Esed rejimi bölgelerine geçirmenin çok kolay olduğunu ona söylerlerdi. İlay Hanım, sana söyleyeceğim bir şey var. Suriye'de en yüksek memur maaşı 25 doları geçmiyorken bir memur reklamını yaptığım bu ürünlerden bir aylık maaşıyla kaç tanesini alabiliyor? He bu arada, Suriyelilerin asıl sorunu sadece gıda ve temel yaşam koşulları değil, Esed rejiminin kendisidir.